Ne oldu da mesela kıskandın Sezai Erdin? Sezai Erdin şöyle bir huyu vardı eskiden. Heh. İnkar eder. Yani bu genelde demeyeyim de artık. Yani i̇nkar eder, tamam. İnkar eder. Ne gördün de inkar mesela, ettin? Mesela çok kıskançtım. Mesela bir ortama gittim, bakardım ona. Birisine bakıyor mu? Bakar mı? Bakardı. Bakardı. Şimdi ben bunu görüyorum, baktığını ya. Aha. Diyorum ki, burada baktın mı? Bakmadım. Bakıyor muydu Sezai abi? Görüyordum, bakmıyordum. Mesut, şimdi ben gördüklerimi anlatsam. Sevgili Cennet Hanım ve Sezai Bey için coşkulu bir alkış, hadi başlayalım. Vallahi yürüyen CHP geliyor, ben sana söyleyeyim. İki ok girdi içeri. Hazır mıyız? Tamam. Heyecan var mı? Yok yok. İyiyiz. Değil mi? Evet. Normal. Siz galiba Sezai abicim bir tık daha hanımın zoruyla geldiniz, doğru mu? Birazcık. Birazcık. Hanımlar beyler, ilişki testi İzmir'de alkışlarla başlıyor. Sevgili Cennet Hanım, sevgili Sezai abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 32 yıllık bir evlilik. Evet. Doğru mu? Doğru. Şöyle bir geriye dönsen Cennetciğim. Evet. 32 sene önceye dönsen aynı hikayeyi yaşamak ister miydin? Yaşardım. Yaşardım, evet. Ama bir aman var belli. Düşündüm. Düşündüm, ne hayatlar var Mesut'cum. Evet. O kadar mı? Sen Sezai abi. Biz nikahta aynı yastıkta ölene kadar diye yemin ettik. Bizim kitabımızda öyle bir şey yok. Sonuna kadar. Hoş geldin Özcan Deniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bizim kitabımız bambaşka bir kitap. Evet. Biz bir yemin ettik. Biz bir açıkçası yemini bozamıyoruz. Yoksa artık sevmiyoruz birbirimizi. İlk gördüğün anı anlatsana Cennet ablayı. İlk gördüğüm an... Abla da demeyeyim, sen benden geç duruyorsun ya. Cennet diyeceğim ederim. Ben sana. Cennet de tabii. Buyur. Memnun olurum. İlk gördüğüm an, evlenen zamanı geldiği zaman önümden biri geçiyordu. Hı hı. Lisede. Baktım. Önden biri geçti, evet. Baktım, tamam. Biri daha geçti, bana, ona da baktım. Bana uygun. Hep geçtiler, hep baktım iyi akşamlar. Bana uygun. Sana uygun. Evet. Tamam. Ondan sonra takip ettim. Takip ettim? Evet. Tabii lan. O zaman Twitter mı var? O zaman cismen takip ediyorsun. Tarihinde tabii. Tabii. Devam ediyorsun takip. Evet. Ondan sonra istemeye gönderdim. Hemen istemeye. Evet. O kız isteme nasıldı? Büyükler aynen geliyorlar. Tamam. Öyle bir merasim oluyor. İstiyorlar. Düşünüyorsun. Ha, düşündün. Düşünüyorsun tabii. Valla. Bakıyorsun, araştırıyorsun tabii. Ha tamam, baktın. Hı. Sen de beğendin mi görür görmez? Beğendim. Yakışıklı zaten. Görüldüğü üzere. Ama asıl önemli olan şuydu yani bende, huzurlu bir ailesi vardı. Bu benim kabul etmemde etkili oldu. Sezai abi gerçekten doğru söylüyor Cennet Hanım. Seni böyle bir azıcık zamanda geriye çekince sen bayağı yakışıklısın. Yakışıklıydı. Evet. Şu an değil ama zamanda geriye çek. Zamanı böyle çekmemiz lazım. Ama o mesela benim için önemliydi. Tabii. Ve hiç o her zaman öyle devam ediyor. Kız sen şekilci miydin o zaman? Yakışıklılık önemli miydi? Değil, benim için hiç önemli değil. Şimdi daha önemli dedin, daha iyi. Yok. Hayır, siz sorduğunuz için söyledim. Benim için hiç önemli değil. Ha, huzur önemliydi. Ha, yani, huzur önemliydi. Tabii. Yakışıklılık o kadar da dert değildi yani. Bir erkekle yakışıklılık çok mühim bir şey değil bence. Ama yine yakışıklılığı kapmışım. Yakışıklı şansıma da öyle bir önemli değil yani bence. Ha, şansına yani. Ha, yani bence önemli değil. Tabii. Şahsen. Tabii. Sizin evlenme teklifi oldu mu? Oldu. Nerede ettin hocam? Evlenme teklifini kabul ettikten sonra evde ettim. Bizim zamanımızda. Bizim zamanında kırılma oldu. Kabul ettikten sonra. Tabii. Neyi kabul? Boşluğa kabul etmiş. Galiba Cennet Hanım bir yerlere havaya evet demiş.
Abi sonra teklifi iliştirmiş. Görüşme yapıldıktan sonra tabii. Sen anladın. Evet. Görüşmede beğendiğini anladın. Tabii tabii. Tamam dedin yani. Tabii. Biz evleniriz dedin yani. Evet. Çocuğunuz var. Var iki tane. Kaç yaşında? Oğlumuz 29 yaşında. Kızımız da 25 yaşında. Oh ne güzel. İlk hamile kaldığını söylediğini anı hatırlıyor musun? Yani özel bir şekilde söylemedim. Öyle evde söyledim yani hamile olduğumu. Tamam. Sen zaten mi? Şöyle oldu yani ilk hamileliğimde bir kayıp yaşadık. Geçmiş olsun. Sonra tekrar. Nasıl hissettin hocam? Çok mutlu hissettim. Yeniden doğmuş gibi, yeniden bir birey geliyor. Ailemize bir birey katılacak. Evet. Sürprizlerle dolu bir program gerçekten. Kız isteme nasıldı? Geldiler istediler. Hamile oldu neredeyse. Ailemize birey katılacak. Ya bunları unuttuysanız İzmir olarak hatırlayalım, tamam mı? Bu kadar sene sonra özlüyor musun bu adamı? Mesela kaç gün görmesen özlersin? Dürüst ol. Özlemiyor mu kız? Bir hafta kayboldu. Zaten beraberiz yani. Tamam, bir hafta gitti bir yere. Bir oh diyor mu? Zaten gidip geliyoruz. Nereye gidip geliyor? Dış şehire gidip geliyor. İki gün, üç gün gidiyor, geliyor. Bir iki gün kalıyor, tekrar gidiyor. Nasıl bir yani gittiğinde ne hissediyorsun? Yani. Normal yaşam. Yaşamma devam ediyorum. Tabii evet. Ben de yoğunum yani, çok yoğunum. Ne yapıyorsun yoğunluk? Normalde yaşamımı dolduruyorum yani her şeyle. Hani hobilerim çok, işim var. İşin ne, anlat bize kameraya. Evet, ben esnaftım aslında. AVM'de bir iş yerimiz vardı. Sonra oğlumuz evlenince ona devrettik. Ben dedim ki kendi sanatımı yani yeteneklerimi kullanabileceğim bir iş yapayım. Şimdi eski mobilyaları dönüştürüyorum. Öyle mi? Yeni sanatsal böyle dekoratif eşyalar boyuyorum. Ahşap, seramik. Denizli'de Ladin Ahşap Dekorasyon diye bir firma var. Orada atölye yapıyorum. Denizli'de mi yaşıyorsunuz? Denizli'de evet. Yaşıyoruz evet. Orada geldiniz. Oradan geldiniz. Kaç saat buraya Denizli? İki saat. Otobanlar iki saat. Tamam. Sen bunu peki Instagram üzerinden mi yapıyorsun? Evet. Instagram'da Yaratıcı Dokunuş. Cennet Hanım Topal diye bir sayfam var. Yaratıcı Dokunuş. Ha. Trendyol'da, Etsy'de de var mağazamız. Bu şekilde. Bayağı büyütmüş işler ha. Çalışıyorum evet. İki senedir onu yapıyorum. Cennet? Hanım Topal. Cennet Hanım Topal. Yaratıcı Dokunuş yani araya boşluk yok. Yaratıcı Dokunuş. Peki senin soyadın mı Hanım? Hanım'ı sen hanım, mi koydun? Babaannemin... lakabı öyleymiş. Hanım. Benim normalde Cennet Topal ama Cennet Hanım Topal olarak kullanıyorum. Babaannenin evet. Lakabı Hanım mıymış? Hanımmış, Cennet Hanım'mış yani ismi. Ha, babaannenin hı-hı. ismini aldın evet, sen. Evet, evet. Ha, anladım. İlk kim kimin elini tuttu Sezai abi? Ben tuttum. Nerede? O nerede? Anı hatırlıyor musun? Tabii, hatırlıyorum. Bizimle paylaş, sen de kalsın abi. Sen de kalsın ya, bazı şeylerde içimizde kalacak kardeşim. Öğrenmek zorunda mıyız buraya toplandık diye? Bilet aldınız diye de yani. Neredeydi abiciğim? İlk pastaneye gitmiştik orada. Güzel. Evet. Denizli'de bir pastane. Denizli'de evet. Sen o anı hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum. Antidepresan almış olabilir misin Cennet'ciğim? Bir tane daha tak... Hop üstü anlat! Pastanedeydiniz. Evet. Konu konuyu açtın sonra elini tuttun. Evet. Yani o senin elini tuttun. Evet. Ne hissettin Caniko? Yani şimdi gençsin. Çok gençtik tabii. Tabii. Yani heyecanlanmış. Tabii şimdi sen 51'sin, düş 32, 19 yaşındaymışsın. Doğru. 57, düş 32, sen 25 misin? 25. 25 evet. Senin varmış yaşın gene. Evet. İlk kız arkadaşın Cennet Hanım mı? Cennet Hanım. Sezai. Normalde üniversite. Sezai abi dürüst ol ya. Üniversite normal yani kız arkadaş değil de normal arkadaşlarımız oldu. Hiç sevgili olmadı mı? Hayır. Dürüst ol. İlk... Sezai abi, din kardeşiz. Bak, doğru. Seni sevdik. Doğru. Tamam, ilk öptüğün evet. Hanımefendi Cennet Hanım mı? Evet. İnananlara o desin. Duydu mu sessizliği? Sallıyor diyenlere o desin. Sezai abi, biz seni zamanda geri çektik, sen yakışıklısın. Doğrudur. Doğrudur, evet öyleyim. Şimdi gel azıcık gerçeklere, bir şey olmaz. İlla küçük bir şey olmuştur, bir ay, iki ay. Yok yok, olmadı. Olmaz. Hiç bunları konuştunuz mu Cennet'ciğim? Konuştuk hani sorduk öyle bir şey. Hani kendisi böyle söylüyor işte. Ha evet. O zaman da inanmadım. Şimdi inanmıyorum Mesut'cum. Peki ara ara kavga ediyoruz mu? Tabii yani çok kavga ediyoruz. Yani bu 32 sene içerisinde ettiniz mi? Çok.
Ayrılık oldu mu hiç kız? Olmadı. Hiç sıfır. Ayrılık hiç olmadı ama tabii çok kavga ediyorduk. Yani. Anlat bakayım kavgaları. Nasıl kavga ediyordunuz siz? Bağır çağır mı yoksa? Bağır çağır. Ben. Sen bağır. Çok o kadar belli ki yani. Sezen abi kavga ederken böyle uyuyacak bir enerjisi var o, anladın mı? Hani Cennet abla bağırırken ben inşallah biter diye. Hep alttan alırım. Normal. O... Sen alttan ala ala şeker gibi adam olmuşsun. 32 yıldır alttan alıyorsun, ben sana söyleyeyim. Ben sende gördüm onu. Evet, o oldum. Değil mi? Ben de daha çok bağıran. Ama son yıllarda azalmıştır o. Tabii canım. Şimdi artık böyle... işte yani ne denir? İşte kıyafetten, şundan bundan. Hani böyle önemli meselelerden değil. Daha önce bir anlat. Daha önce oluyordu tabii yani. Ben daha böyle ateşliyim, daha... Ateşlisin. Hele. Konuş kız. Ne olacaksa olsun. Daha heyecanlıyım. Beyefendinin enerjisi hep böyle miydi yoksa... Hep öyleydi. Zatik miydi? Hep böyleydi, hep böyleydi. Sakin ve cool. Tabii tabii, hep öyleydi. Değil mi? Tabii. Ama güzel bir kontrast denge, var. Denge, işte denge ya. Tabii ki yani. Senin kadar yüksek enerjili birini de anca böyle bir sakin beyefendi kaldırabilir. Anca. Tabii. Anca, tabii. Sen de... Öbür türlü çok bir tevazısın önce, onu söyleyeyim yani. Anca, Mesut ya, aa. Bendeki enerji herkes bilir. Anca. Gerçekten öyle yani. Tabii. Biraz kavgalarınızı anlat. Mesela sen ne bağırıp çağırıyorsun? Sezai abi hiç böyle sert bir şey duydun mu? Sert duydum. Ne duydun? Mesela bir bardağın kırıldığını duydum. Bardak kırdı? Evet. Yapma ya. Mutfakta. Mutfakta. Sen ne yaptın? Mesela kaçtın. Sen dedim, hayır. Kaçtım ben. Biz de alttan aldık. Sen mi süpürdün bardağı? Alttan almak odur mesela, değil mi? Çok sinirli. Sen mi süpürdün bardağı? Yok, kendi temizledim. Kendi temizledim. Öyle bilir misin? Bir kere mi oldu mu yoksa? Eskiden. Eskiden. Anlat bana bir o anı. Eskiden anladım. Daha sinirliydim. Öyle mi? Tabii. Yani sonuçta çok erken evleniyorsun ve hepimizin olduğu gibi böyle travmatik şeylerimiz oluyor. Yani. Tabii. Duygusal bir insan olduğum için. Öyleydim fakat... şöyle bir tarafım da var. Yani ben bunun farkına vardım 19 yaşında. Evlenir evlenmez bunun farkına vardım. Ne dedin? Dedim ki ya bende bir bozukluk var. Gerçekten yani. Allah Allah, bu adamın da... Bir bozukluk var yani, böyle hani Allah böyle bir insan yaratmış olamaz yani. Değil mi yani? Hani Allah mükemmel yaratır bence. Evet. Sonra dedim ki... Sen dedin ki 19... Bunu fark ettim. Sen de ki bozukluk demiş. Bağırma çağırma sinir. Ha, öfke stres, problemi. Öfke problemi. Tamam. Tabii yıllar içerisinde hem çocukları yetiştirirken hem kendimi tanımaya çalışırken. Güzel. Hem yaşamda işte başka aile var, onlarla uyum içerisinde olmak, etrafımız var falan derken. Böyle bir yolculuğa çıktım yani, içsel bir yolculuğa. Hı hı. Hem kendimi geliştirdim, hem çocuklarımı yetiştirdim. Hem de aslında birbirimizi anladık. Hani şimdi... olgun yaşlarımızdayız artık. Tabii. Ama böyle zamanlar geçti sen tabii. Sen hiç göstermiyorsun ama. Ya çok teşekkür ederim. Bir alkışlayalım ya. Çok teşekkür ederim. Sezai abi, bu kavgalarda ne hissettin? Kavgalarda ne hissettim? Kavgalarda yatışacağını hissettim. Fazla bir üzerine varmadım. Bağıracak, susacak ya, ne olacak? Yani, yatışacak mı ya? Yani? 10 dakika sonra normal haline döner. Hah, illa alıştın artık. Evet, başta bir baktın. Tabii alıştın. Sakinleyecek bu kadar. Aslında öfke de demeyeyim de şey herhalde, ani çıkışlar diyelim yani. Sen bir sert bir şey söyledin mi beyefendi şimdiye kadar? Tabii söylemişimdir. Açık ol, mutlaka rahat ol. Mutlaka söylemişimdir. Hadi Zennet ablacığım, söyle bir şey. Ne söyleyeyim yani? Ne çok... dedin yani? Şu an değil kız, şu an demiyorum. Programa bak, şu an hakaret eder misin kocana? Yani mesela işte bizim şey olduğumuz, mesela diyelim ki bir konuyu biliyorsun. Böyle oldu. Bu da hayır öyle olmadı dediği zaman sinirleniyorsun. Oldu, gördüm. O konu ne? Mesela herhangi bir konu. Ne abi, bir anlat bir şey. Sen yani, kıskanç biri misin? Kıskançtım. Hah, şimdi o. Gel sen de gel ya. Kıskançtım. Ne oldu da mesela kıskandın Sezai abi? Sezai abinin şöyle bir huyu vardı eskiden. Hah. İnkar eder. Yani bu genelde demeyeyim de artık. Yani i̇nkar eder, tamam. İnkar eder. Ne gördün de inkar etti? Mesela çok kıskançtım. İşte bir ortama gittiğimiz zaman şöyle bir işte bozukluk diyoruz ya. Hani o da vardı. Mesela bir ortama gittim, bakardım ona. Birisine bakıyor mu? Bakar mı? Bakardı. Bakardı. Şimdi ben bunu görüyorum, baktığını ya. Diyorum ki burada baktın mı? Bakmadım. Bakıyor muydu Sezai abi? Görüyordum, bakmıyordum.
Mesut'cum ben gördüklerimi anlatsam. Sen dersin ki ben hiç bakmamışım. Yani orada, o orada. Şimdi, aşağıyı gösteriyorum gördüğün gibi, o orada. Şimdi şurada nereye bakacağız? Ha şu an değil, şu an değil. Var mı burada kadın? Seyircilere bakacağız. Tabii. Orada da bir ortamda evet. Güzel bir kadın varsa ona bakacağız. Bakacağız mı? Evet. Öyle mi? Bakmak ayrı, görmek ayrı. Sen görüyordun. Evet. Ben bakıyordum. Nereye bakacaksın? Yere bakacak halimiz yok ya. Ha, bir yere bakacağız. Elbette. Zeynep Hanımcığım. O bahsettiğiniz ortamlarda nereye bakıyordu Sezai abi sizce? Hanımefendiler mi bakıyordu? İşte bakıyordu demek ki. Sen yakaladın. Ben yakalıyorum. Aha. O zaman intihar ediyor. Hayır ben bakmıyorum. Ama biz kötü amaçlı bakmıyoruz ki. Muhakkak bir yere bakacaksın. Bir yere bakacaksın. Tabii. Denk gelmiş orada. Denk geldi. Tesadüfen. Tabii tesadüfen. Ben çocuk muyum 6 yaşında Sezai abi? Ben de inanmışım tabii. Adam herhangi bir yere bakıyormuş. Kadın geçiyormuş. Ne yapacağız ya? Çok yorucu bir yolculuk İngilizce benim için. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Hello. Hi. Now all of us in Cambly. Okay. Welcome. We talked with you before, but I can't remember of you. Are married now still? Yes. Not divorced. Well, yes, in the past yes. Şey soracağız. Hiç ayrılığa yaklaştınız mı? Yaklaşmak ne onu söyle bari. Close. Have you ever closed breaking to breaking out each other? Again. Baştan starting up. Starting up mı? Aplikasyon oldu tabii yani. Have you ever you say to him or he said to you, oh no, it's finished, prepared, did you? Yes. Yes, oh, who to who? You, oh, kim kime işte ya? From who to who? Kimden kim? From you to him, him to you. Both. Both. Ha, karşılıklı. Yeah. Oh, it's difficult. Time. And are you, did you, were you? Have you, aman. Were you afraid to separate? A little, yes. Be honest. You think. Thank you. Thank you. Ay ay. Dur lan. Şey sormaya çalışıyorum Türkçe kafamda. Türkçe şu var aslında. Dedi ya yani, karşılıklı şey yapıyoruz falan filan diye. Hani orada konuyu kim açıyor? First of all, who to who? Say that. Ben yapamıyorum. I can't do it. I can't do. Me, the first time. Kim, the kim? Second time. Second time? Him. Yes. Oh, peki kim kime daha aşık? Who is the more love bombing the other? Who is more love the each other? Oh, I think both. The same. Yes, I think so. Yes. Bir tane daha soru sorun, toparlayalım. Ha, Fidye'yi soralım, Fidye'yi. Deneyelim. You wake up one morning. There is a letter. Your husband wrote that. Şimdi şeyi çevirin bana. Uzun yıllardır kendi iç yolculuğuma çıkamıyordum. Ne var lan? İngilizce bu ya. Your husband wrote that. Long, long, long years. I didn't go voyage in my insight. Birkaçınız ağlamakta oldu. Yanlış galiba şu an. Voyage yolculuk mu? Bir daha söyle. Your husband said that I didn't discover myself. Yes. And left you. And go to Georgia. You know Georgia? Georgia. Country, yes. Tiflis, Batum and... İnsan kaçakçısı. Hadi bakalım. Efendim? Human trader. Aa. Allah korusun. God bless you. Human trader kidnap your husband in Georgia. Okay? Okay. And only one chance, one telephone. And your husband call you. Mm-hmm. And want from you, Fidye, ne? Handsome. Your husband handsome. We know that. Ransom. And give you ransom. One million. $1 million. Oh, çok oldu. $1 million. $100,000. O da insan ölecek. $300,000. Fidye belirliyorsun hep beraber İngilizce. $300,000 want to you for your husband. You work find. Bulmaya çalışır mısın? You work find mı? Hayırlısı olsun. Ha. Try to find your old husband. Where will I find that? From Tefeci.
From illegal person. If you don't find, if you can't find this man, kill your ex-husband. Okay. Okay mi? That's... Okay, iyi akşamlar. No, that's bad. That's a difficult situation. Very difficult. But it's more difficult to find that amount of money. Very difficult. Impossible almost. Yani diyorsun ki yeni koca bulurum, parayı zor bulurum. Alejandra. Yes. Every talking with you, very, very wonderful. Thank you for everything. Thank you for calling. It was always great to see you. Nice to meet you again. Allah taksirat rafesin. Hadi öpüyoruz. Coşkun Alkış! Hanımlar, beyler. Az önce can çekişmemi gördük. Olmadı. Cambly'de yılın en düşük fiyatlarıyla yılın en beklenen kampanyası Black Friday. Kara Cuma. Yılın en iyi fiyatlarıyla Cambly'ye abone olun. Bir aylık plan fiyatına göre 12 aylık planlarda %60 daha iyi fiyat. Yıllık aboneliklerde ayda 249 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Yılın en düşük fiyatı. Kodumuz mu? Kodumuz yılın en düşük fiyatı olunca kodumuz normalden acık zor. Küçük B, küçük F, 24 ilişki. Bursa'nın B'si, Fethiye'nin F'si. 24 zaten sayı, ilişki. Ve tabii ki Cambly Kids. Çocuğunuz geri mi kalsın? Your child stay Beckley. O da Black Friday kampanyasından faydalansın. Kodumuz bu. Yine acık zor. Şimdi uyandık. Küçük B, küçük F, Bursa ve Fethiye değil. Black Friday'in baş harfleri. Hı-hı. Ve şimdi B, F, 24, M, S, K. Cambly bugünkü sponsorumuz. Cambly'ye abone olun, İngilizceniz ilerlesin. Dendenem. Hala mesela birbirinize aşk sözcükleri söyler misiniz? Söyleriz tabii. Ne dersin mesela Sezer abi? Canım derim, aşkım derim. Hani ahretliğim derim, tamam. Yok. Sen? Öyle ben söylerim. Hep hayatım, aşkım. Öyle söyler, evet. Bütün kelimelerim böyledir. İsmen hiçbir zaman hitap etmem. Doğru. İsmiyle. Hayır. Çünkü ismiyle hitap ettiğinde bir sorun varmış gibi. Bir sorun var, bir ciddi bir şey var artık. Onun ismini söylüyorsun. Ha, değil mi yani? Tabii, öyle oluyor yani. Şu an kim daha çok kazanıyor? Eşim tabii. Tamam. Kaç kat? Çok kat. Sezer abi sen ne yapıyorsun ya? Ne iş yapıyorsun? Biz tarımla ilgileniyoruz. Ziraat mühendisiyim. Yaşa, tarım gübre. Evet, tarım sektöründeyiz. Müşterilerimiz var, sera müşterilerimiz var. Aha. Baya baya verime yönelik bitki besleme ürünleri yapıyoruz. Tamam. Baya baya memnunuz işimizden de. Ne kazanıyoruz o? Baya baya iyiyiz baya. Şunların alayını satın alır baya baya. Bizden... Şu fakirler aşağı insin baya baya kazanıyorum ben. Öyle değil, öyle değil. Ama biz bir kazanıyorsak müşterimiz, seracımız bizim 10 kazanıyor, 15 kazanıyor. Biz kazandırıyoruz. Kazandırıyoruz. Güzel bir eleştiri yap. Ekonomi eleştirisi bu. Yani. Ona rağmen seninki baya baya. Yani. Demek ki seracı anasını altıyor ortalığı. Tabii. Değil mi? Tabii. Tabii. Biz genelde verime yönelik, tonaja yönelik çalışıyoruz. Gübrelerimiz iyi bir gübre yani. Bir gübre. Bokumuz bok. Yani. Laf ettirmem. Evet. Peki Sezai abicim. Cennet ablamız senden 10 kat fazla kazansaydı paralel bir evrende. Bundan mutlu olur muydun yoksa? Olurdum. Olurdum. Gerçekten mi? Sıkıntımız olmaz. Yoksa ben daha çok kazansam daha iyi der miyim? Hayır, asla. O da hiç öyle bir şey belli asla. Etmez. Peki şöyle davranmaya başlamış Cennet abla. 10 kat fazla kazanıyor ya senden. Pencere kenarında oturuyorsunuz. 3. kat. 100 euro atmış aşağı. Diyor ki Sezai git al gel. Boşu atılan para olduğu için alıp gelirim. Evet. Boşu atılan para olduğu için alıp gelirsin. Alıp gelirim. Öyle mi? Her gün sana harçlık veriyor. Diyor ki al bugün bu 5 bin. Vermem. O kadar mı? Vermem. Neden? Ben katiyen eşimin yanında hiç para ödemem ben. Bambaşka bir şey anlatayım. Ben kendim çalışırım ama eşim bana bakar. Anladım. Yani, anladın mı? Bu parayla alakası yok yani. Yani. Çok kazansam da bu böyledir yani. Çok kazansan da sen hiçbir şeyi harcamazsın. Tabii canım. Onun kazandığını harcarsın. Tabii. Öyle mi? Tabii. Ne yapacaksın o kadar parayı? Mesela... İnanıyorum. Yani evlilikte eşler eşini desteklemeli yani beyler. Elbette. Düşünüyorum. Yoksa bir şey alacaksa elbette alırım hani de. Hani öyle. Bak şimdi 60 bin lira kazanıyor. Sen de 600 bin lira kazanıyorsun. Evet. Onun 60'ını mı yiyorsunuz? Yani şöyle. Sen 600'ü ne yapacaksın? Yani şöyle. Matematikten şaşma yani. Öyle öyle tabii. Senin 600'ün şey alınca... mesela 600, 1200 biriktiriyorsun.
Oradaki 60'ı mı harcıyoruz? Ne yapacağım bu kadar parayı? Bir şey alacaksa alırız da. Ya... Hala küçük bir şey alacaksan. 600 bin lirası var, ben de gırgır aldım bugün diye mi? Yani mesela bizim işimiz beraber de önceden. Yok yok, benim dediğim paralel evrenden çıkma. Şimdi evet. Bu dediğinde ne olurdu? Ha. 60 bine 600 bin kazanıyorsunuz. Evet. Nasıl bir hayatınız olurdu? O 60 bin mi yerdiniz? Yok canım, yine istediğimizi yapardık ya. Yok, öyle bir şeyim yok. Kendi parandan aktarırdın. Canım tabii tabii. Öyle ayrımız gayrımız yok bizim. 10 dakikadır var diyor ne olur. Ayrımız gayrımız yok diyor, beyim öder diyor sonra. Yok yok, onun ödemesini seviyorum. Ha. Bu, bunu herkes sever. Bu hissi herkes sever. Onu seviyorum yani. Tabii, şu anda da sen kazanıyorsun, o da kazanıyor ama o ödüyor galiba. Evet. Ve bu çok hoşuna gidiyor. Bu harika bir şey. Alkışladığınız şeyin farkında mısın acaba? Size de yazık. İzmir ulan bura. Size de yazıklar olsun. Erkek öder. Vay be! Ya aslında erkekler ödemek ister, hepsi ister. Hadi bırak Allah sen. Kim ister bunu ya? Bence hepsi ister. Beyler, isterim diyenlere o desin. Bence isterler. Hadi lan oradan. Bunları alayı yalnızdır, ben sana söyleyeyim. Arkada bir altın erkek grubu. Mesut Bey, kadın olsa da ödesek. Paramız var da. Harcayacak kadın yok, iyi akşamlar. Hadi lan. Ben burada hayır demek zorundayım bütün bir şehre. Onaylayan bir kişi var benim abi, lütfen konuş ya. Baskılardan korkma, yanındayız. 3 dakika yanındayız. Ne kadar tatlısın ya. Of. Bu ilişkinin bir dokunmatiği var mı? Hadi bakalım, hazır mıyız? İzmir. O değil, o değil. Onu sonra soracağım. Yani kim daha çok birbirinin yanına sokulur, elini tutar, beraber bir şey izleyelim der. 32 seneden bahsediyorum. Genelde eşim yapar. Evet. Genelde televizyon seyretmeyi o sever. Yani ben bir şeyler fazla seyretmem. Diyemez. Ben haber programlarını çok severim. Evet. Ben ne sorarsam sorayım kendi kafalarındakine cevap veriyorlar. Nefis bir program. Kim daha dokunmatik, ben haber programı seyrediyorum. Bu bilgi güzel, aldık ama yani. Tamam, cepte bu bilgi, okey. Sezai bir kurban olurum sana. Sen daha çok haber kanalları. Sen ne izliyorsun televizyonda Canikom? Ben televizyonda birkaç dizim var, çok bir şey izlemiyorum. Söyle genelde bakalım, hangi dizi? Kızılcık Şerbeti var mı? Genelde. Hangi diziler var? Şu anda İnci Tanelerim izliyorum. Denk güzel. Gelirsem başladı herhalde, hiç daha bakamadım. Sezon başladı yine, öbürü? Ha. Öbürü de daha önce izlediklerimiz var hani. Ha. Kızılcık Şerbeti izliyorum denk gelirsem. Yani çok takip edemiyorum. Televizyon. Beraber bir şey izliyor musun mesela? Senin dizini beraber izliyor musun? Beraber bazen film izliyoruz. Bazen. Evet. Aa, yani film ben izleyelim. Kurtlar Vadisi'nden sonra dizi izlemeyi bıraktım. Mesut'cum bir de bizimkiler vardı ondan önce. Benim 2 tane dizim var. Daha da kimse bana dizi çekmesin, tamam. Keşke sektör bugün bitse, çok isterim. Kurtlar Vadisi biteli oldu bayağı ama sanki. Kaç yılında bitti lan Kurtlar Vadisi? Kaç? 2006. 2006. Mikrofonu versene Allah'a sen. Şurada Kurtlar Vadisi yapımcısı gelmiş. Yani onlar bilmiyordur. Oktay Kaylarca bu kadar hakim değil. Bir daha aldın mikrofonu. Doğru hatırlıyorsam ilk 97 bölüm 2003-2005'ti. Osman sınavının olduğu zamandı. Sonra 2 bölüm Kurtlar Vadisi terör çekildi. Pusu'yu 10 yıl mı 9 yıl mı ne çektiler? 2015-16'da bitmiş olması lazım. Ha, 8 sene önce aslında, o kadar da uzak değil. Aşağı yukarı. Ne kadar tatlısın. Sen kimle geldin buraya? Eşimle. Kaç yıllık bir ilişki bu? 4. yıldayız. Kurtlar Vadisi bittikten sonra mı döndün yoksa? 4. yıl daha yeni. Oh ne güzel. Nerede tanıştınız siz? Ben... Çok heyecanlandım şu an. Hiç heyecanlanma abi. İstersen Kurtlar Vadisi'ne dönelim. Orada daha rahat. Kemalpaşa'da çalışıyordum. Eşim stajyer olarak gelmişti. Ben de işe yeni başlamıştım. Böyle tanıştık. İlk stajyer miydi yürüdüğün? Evet. Dürüst ol lan. Gerçekten evet. Gerçekten mi? Tamam. Sonra ilk flörtöz nereye gittiniz? İlk Bornova'da buluştuk. Ondan tamam. Sonra da Alsancak'a gittik. Yürüyerek. Esin sıranı İzmir bilmemesi. 4 gün yürüdük abi. Ver bakayım hanıma. Çok tatlı adam bulmuşsun. Merhabalar, evet. Çok şanslıyım. İlk flörtöz Bornova'dan Alsancak'a geldiniz ya. Evet. O gün el ele tutuşuldu mu?
Evet, öpüşüldü. O gün öpüşüldü mü? Evet, öpüşüldü. Hey, kime ne ya? Evlenmişsiniz artık. Ben öptüm zaten. Sen mi öptün? İzmir be. Çocuk var mı sizde? Yok, daha yeni evlendik biz. 4 sene oldu. Tanışalı 4 sene oldu. Ha, evlilik ne kadar? Mayıs'ta evlendik işte. Ha, Haziran, Temmuz, Ağustos, evet, evlilik 5 ay olmuş. Evet. Tek tek sayıyor. Ocak, Şubat. 30 çekiyor. 31, 30, 31, 30, 31. Hiç kavga ettiniz mi 5 ayda? Mikrofon yakın. 5 ayda çok kavga ettik. Aa. Evet. Neden? Yani aynı evin içinde alışma süresi. Zor değil mi? Evet. Ne kadar da uzun ilişki yaşasak aynı evin içinde olduğu gibi olmuyor. Ama evet. Şu an düzene soktuk, iyisi. Soktunuz mu düzene? Evet, evet. Nasıl soktunuz? Yani işte bağırdık, çağırdık, döktük. Adamı dövmüş, düzene soktuk diyor. Çok sevdim ikinizi de ben. Buraları yayınlıyorum, sakıncası var mı? Tabii tabii. Coşkun alkış! Bizim kayınvalide, kayınpeder sorumuz var. Evet. Hayatta var mı? Hayattalar. Evet, hepsi iyiler. Hepsi hayatta. Nasıl korktum sana ki? Allah gecinden versin. Amin. Hepsi yüzü devirsin. Amin. Amin tabii ki. Nasıl kız kayınvaliden aran? Ama böyle bu süreçtir. Yani evlendiğinde nasıldı? İlerleyen zamanda nasıldı? Evlendiğim zaman şöyleydi. Biraz mesafeli benim kayınvalidem. Sana? Çok iyi. Yok, genellikle yani. Sen peki beni niye sevmiyor diye düşündün mü o zamanlar? Tabii benim uyanmamda çok etkili oldu kendisi. Çok mu uyuyordun? Ne demek uyanmamda? Yani kendimi tanımaya çalışmamda. Vallahi. İyiyim tabii. Vay, ki. Mentor çok, oldu Allah sana. Allah razı olsun. Tabii ki. O yani işte beni sevmiyor, hissediyorum ya böyle. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Dedim ki ya ben bunun için dünyaya gelmiş olamam herhalde. Hani birisi seni seviyor mu, sevmiyor mu gibi. Güzel. Oradan ben dedim ki işte biraz önce söyledim ya bende bir bozukluk var. Hı-hı. Sonra dedim ki yani sen dünyayı değiştiremezsin. Etrafındaki insanları da değiştiremezsin, düzeltemezsin. O zaman kendini düzeltmelisin gibi başladım yola. Böyle devam ediyorum yani. Kendimi daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Doğru bir şey mi söylüyor? Kafamızı mı karıştırıyor? Hiç kaldın mı Sezer abim annenle hanım arasında? Tabii genelde kaldık. Çok eski. Kaldın. Çok kaldım. Valla nasıl çok bir tavır sergiledin o zamanlar? Nasıl tavır? Haber programı ortaya, açarım ben. Ortayı bulmaya çalıştık sürekli. Evet. Valla. Ortayı bulmaya çalıştık. Evet. Ama zorda kaldığında kimi seçerdin? Tabii eşimi seviyoruz. Eşimi seçiyoruz da. Ama eşimi seviyoruz. Ama tabii anne. Neticede anne asla şey olmaz. Ama evet. Bunda şey yok. Hani karşılıklı bir atışma, konuşma yok. Yok. Değil. Soğuk savaş. İçsel bir şeyden bahsediyorum yani. Ha, içsel. Ha, evet. İçsel. Daha çok sevsin yoksa, beni istiyorsun. Yoksa tabii ilişkimiz yani her zaman aynı devam ediyor. Yani bir kavga gürültü çok şükür öyle tabii, bir şey tabii yok canım. Yani tabii. Senin kayınpederle aran nasıldı? Onlar da kayınla aynı tamam. Bizle olduğu gibi. Ha. Onlar da kayınpederiyle aynı. Aa, hala mı? Hala aynı. Ha, değişmedi. Ulan ömür geçmiş. Kaldı öyle yani. Ama ha. İyi ilişkileri. İyidir. Bir şey yok yani. Hani ha. Konuşmada sıkıntımız bir şey yok. Yok. Ama hissiyattan bahsediyorum. Sıkıntımız yani. Yok. Öyle bir herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bir şey de yok. Güçlü tabii. Bir sevgi bağı. Ya her şeyini hallederiz. Her şeyini anladım valla. Bravo. Elimizden geldiğince evet, evet. Yardımcı olur. Bravo. O da sana olur. Tabii. O da bana tabii. Olur. Ama yani zora düştü mü herkes birbirinin tabii. Yanında hayat tabii. Devam ederken can ciğer olmaya gerek yok. Evet tabii. Öyle gibi. Değil mi? Evet. Güzel oturtmuşsunuz ha. Evet evet. İnsanoğlu 3000 yıldır uğraştığı oturtmuşsunuz. Bir şekilde. Bir tane daha alacağım evlenme teklifi. Sonra araya girelim. Çok zevk bölüm oldu. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kaç yıllık evlilik? 1 yıl oldu. Mikrofon yakın ne olur. 3 yıldır beraberiz ama. Ben... Likyalı'nın... Uğur'cum ya sesi arttır ya Yağmur'cum sen söylesene. Yakın olsun. Duymuyorum çünkü. Ağzıma soktum ama da. Şu an soktun ama anladık mı soktuğunu. Teşekkürler. Evet. Likyalı diye bir yer var. Likyalı duyduk Likyalı. Oğlum biz de. Evet. Yani biz beraber Likyalı'nı bitirdik. Likyalı'nı da evlilik teklif ettim. Çok güzeldi. Çok güzel oldu da sen kanaat getiriyor galiba. Bir organizasyonun var mıydı? Efendim? Organizasyon. Yok aslında o zaman arkadaştık. Benimle o kadar süre gittikten sonra evlenme teklif ettim. Öyle oldu yani. Hiç daha öpüşmemiş miydiniz? Yok öpüşmüştük canım. Ama arkadaşlarımızla yani... Öpüşüyor muyuz böyle mi İzmir? Hayır da yani öyle çok... Aynen abi aynen ya. Nedir ya sanki? Ölümlü ya dünyada orada, kardeşim. Orada başladı aslında bir şeyler.
Ha, Likya yolunda. Hı-hı. Yolda. Aynen, yolda. Ya ben Avrupa seyahatine gidecektim. 5 ülke gezecektim. Gezemedim. Eşim de o zamanlar dedi ki yani gidemedin, çok üzülmüştüm. Gel dedi, seni Likya yolunda götüreyim. Beraber gidelim dedi. Likya yolunda gezelim bari dedi. Avrupa'yı gezemedim. Adam 5 ülke gezemedi diye öpülmüş. Ver bakayım adıma. Hoş geldin kuzucuğum. Merhabalar. İçine sindi mi evlilik teklifi? Ya evet. Yani şaşırtıcı oldu bayağı. Hiç beklemiyordum. Arkadaş mıydınız gerçekten? Yok, sevgiliydik aslında ama evlilik düşünmüyorduk. Hatta hiçbir zaman evlilik düşünmüyorduk. İkimizin de ikinci evliliği. Spontane oldu. İkinci evlilikler, tamam. Hı, evet. Ne güzel. Güzel, keyifliydi. Şey, bu arada yüzük de yani normal bir evlilik yüzüğü değil. Orada bir nerede bulmuştuk? Neresiydi? Müzeden. Şu an iki tane dilencinin evliliğini biliyorsun. Hayır, hayır. Bir dakika. Evet. Müze shop'ta bir dünyadaki ilk evlilik yüzüğü vardı. Onu çaldık abi diye. Şimdi orayı karıştırmayın da. Hakikaten mi? Ya işte ilk evlilik yüzüğünü aldım. Onunla öyle evlilik teklifi ettim. Kardeşim, sen müzedik. Bir dakika lan. Şu anda bir... Böyle program mı olur mu? Müzeden yüzük çalmış, anlatayım. Oradan da ilk insanı yanımıza aldı. Üçümüz. Müzeden yüzük mü aldın? Evet, yani müze değil, müze shop. Müze shop. Satın mı aldın? Evet, evet. Ha. Aynen. İlk evlilik yüzüğünün prototipi bir şey aldın. Evet, yani dünya üzerindeki ilk evlilik yüzüğü oydu. Ben de onu almıştım. O değildi kardeşim. O merchandise almışsın sen. Böyle anlatsana hikayeyi. Aynen, aynen öyle. Sen çünkü böyle yanlış ifadeyle 10 yıl hapis yatacağım birazdan. Bekle. Şimdi burayı yayınlayacağım çünkü ben. Tabii tabii. Müze... Tamam. Müze şofa girdin, parasını verdin. Evet, evet. İlk evlilik yüzüğüne benzer, imitasyon bir şey aldın. Evet. Onunla teklif ettin. Doğru evet, mu? Evet. O sırada da yani yeni böyle sevgiliydik, arkadaşlık. O sırada görmüştüm. Da başka bir hırsızlığı anlatmak istedim şu an. Coşkun alkış kardeşlerim. Böyle... Şimdi uzun evlilikler geldiği zaman ben mutlu oluyorum. 32 sene çünkü birbirinize ömrünüzü vermişsiniz. Ne duygular yaşanmıştır karşılıklı? Mesela sarılıp ağladığınız oldu mu beraber? Oldu tabii. İşte ne tabii? Yani sanki sen ağlamamışsın gibi geliyor bana. Yo, bilakis. Vallahi. Dışından sert görünen insanlar aslında daha yumuşak oluyor yani. Senin dışın sert değil canım, neşeli. Neşeliyim, coşkuluyum tabii, o ayrı mesele. Ateşliyim, coşkuluyum, o ayrı. Sezai abi, sen ağlamaktan imtina eden biri misin, ara ara ağlar mısın? Çocuğumuz düştüğünde... Oraya evet, geçelim, bu tat şey bir hikaye güçlendirmiştir sizi sonra. Tabii tabii, illa ki. Daha böyle ufak tefek şeyler için diyorum. Yok, ufak tefek şeyler için. Ha. Genelde olmadı. Değil mi? Güçlü bir ilişki getirdiniz. Evet, evet. Bugüne kadar yani. Tabii, tabii, çok şükür. Sizin kızınız var, oğlunuz mu? Kızımız var. Damat da aranızda olsun. Kızımız bekar, oğlumuz evli. Ha, tamam. Evet. Gelinimiz çok tatlı bir kız. Öyle mi? Sen oldu. İlk gördüğün gelini ne hissettin? Dürüst ol. Çıkıyorlarmış. Tamam. O bakmaya gelmiş işte bana, hani tanışıyorlar. Ben tanımıyorum. O beni çok beğenmiş falan işte, gelinim. Seni beğenmiş. Beni çok beğenmiş. Yani demiş ki... Böyle mi anlatılır hani, bu konuyu? Ben ona hayır deyince o zaten evlendi. Şöyle, hayır. Yeni arkadaşlar ya, annesini merak ediyor. Güzel. İşte geliyor, görüyor falan dükkanda. Diyor ki ben anlaşırım diyor. Ha, bir bakmış. Ha, bakmış. Şimdi bakılır ha, ben sana diyeyim tabii, yani. Tabii tabii. Evleniyoruz birileriyle ama bakalım evet, kayınvalide evet. Kim? Onu da bir... İlla ki. Tabii. Ama şimdi ilişkimiz çok güzel. Ben de onu çok seviyorum. En başlarda nasıldı? Her zaman iyiydi. Öyle mi? Evet. Ben dün ürünlerim mesela çok şükür, yani çok güzel bir aileyle beraber olduk. Çok şükür yani. Dün ürünlerle görüşüyoruz mu Sezai? Tabii tabii. Evet. Dur birazcık Sezai'ye bir görüşüyoruz, görüşüyoruz. Biz uzun süre seninle muhabbet edince Sezai bir şekerleme yapıyordu, ben görüyorum. Siz bak, kaç dakika çektik bilmiyorum, 12 dakika uyuyordu, ben sana söyleyeyim. Hadi böyle yapıyor. Ben bakmam, görürüm. Çok severim. Size küçük bir Sezai abi yaptım. Sezai abi nasıl dünür? Tam kafa mı? Dünürümüz kendimize uygun. Her zaman gider geliriz. Ha, hiçbir sıkıntı olmaz. Onlar da size gelir. Kafa dengi, tabii. Onlar Denizli'de mi?
Denizli. Evet. Ya, komşuyuz. Komşusunuz. Yakınız. Büyük şans ya. Evet, çok gidiyoruz, büyük şans. 100 metre aramız var. 100 metre. Çok yakın. Aa, mesela ne sıklıkla görüşüyorsunuz? Çok görüşürüz. Her zaman görüşürüz. Böyle WhatsApp grubumuz var. Mesela 2 güne bir, 3 güne bir görüşürüz. Yapma yani. Ya. Tabii tabii. Arkadaş oldular, ziyaren oldular tabii, yani. Tabii tabii, ziyaren oldular. Kardeş olduk tabii. Süper, çok güzel anlatmaya gelmişsiniz. Evet. Acayip orijinalsiniz. Şimdi bir hep beraber dinleyelim 10-15 dakika. İkinci bölümü çekelim. Olur. Coşkun alkışlarla İzmi. Hanımlar beyler, İzmir'de ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Sezai abi, seninle başlamak istiyorum. Şimdi bu sorumuzda soruyu geçiştirmiyoruz, illa bir cevap veriyoruz. Evet. Cennet Hanım'a tipoloji olarak 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 yasak. 9. 9. Tamam. Şimdi geçiştiriyoruz dediğim şu. 9. Nereden kırdın? Nereden kırdım? Fizyolojik olarak. Fizyolojik olarak mı? Evet. Nedir tam fizyolojik? Baldır mı? Fizyolojik olarak. Bir şeyden kıracağız yani. Daha format gereği. Dişlerinde biraz sıkıntı vardı. Onları yaptırdım. Şöyle ya. İlk tanıdığında sıkıntı... Evet. Neydi dişlerinde, ne vardı Sezai abi? Dişlerinde biraz hafif yamukluk vardı. Onları düzelttim. O yamukluğu anlat bana. Ön dişler mi yamuktu? Ön dişler. Gerçekten mi? Hemen tanışır tanışmaz fark ettin mi sen bu yamukluğu? Fark ettim. Kaç sene sonra peki yaptırdı? 32 yıl ya sizin. 3 sene sonra bana yaptı. Öyle mi? Ha, 3 sene sen, evet, yamuk dişlerle birlikteydin. Öyle mi? Evet. Tamam. Bak ne güzel. Hiç geçiştirmedim vallahi. Evet. En beğendiğin fiziki özelliği Cennet Hanım'ın. Zaten güzel. Özel bence de. Zaten güzel. Özellikle bir yer söyle. Gözleri. Bakışları. Katılıyorum vallahi. Peki Sezai abi, gözleri demeden bir şeye benzetsene gözleri. Neye benziyor sence gözleri? Kahverengi gözlü. Ve ben de gübre işi yapıyorum. Gübre de kahverengi. Her gün hanımın gözlerine bakar gibi iş hayatım var. Sezai abi, benzetmek demek rengi nedir değil. Bir şeye benzetmek. Yani atıyorum... Ondan sonra böyle bir tepeden aşağı iniyoruz. Deniz dalgasına benziyorum. Deniz dalgasına. Deniz dalgası. Evet. Güzel. Başka hangi dalgalar var deniz dışında? Deniz dalgasına benziyor. Güzel. Yeşil mi senin gözleri Celikom? Yani eli kahverengi. 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 Deniz dalgasında nerede gördün kahverengi işte? Tamam mı? Seyir halinde. Güzel ya. Güzel anlattın ha. Valla. Sendeyiz Celikom. Sezai abi 10 üzerinden puanla fiziken. Sana 9 da yasak. Tamam. O zaman 8. Nereden kırdın Cenikom? Yani işte görüldüğü üzere. Göbek var herhalde. Göbek var ama olur. Bu yaşta olur. Bu yaşta olur. Olmaz mı? İşte olmasa iyi. Bu yaşta olur. Yani. Başka? Başka yok ya. Bir de böyle bacakları birbirine bitişik biraz. Senin eski dişler gibi galiba. Olabilir mi? Olabilir. Mesut Süreyle Şerefsizim devam ediyor. Biraz bitişik. Biraz bitişik. O ilk günden beri fark ettiğin bir şey mi bu? Tabii canım, tabii. Ha. Tabii. Ne yapabilir ki bunun için? Hiç yapamaz yani. İnsan bacaklarını... Ay söyleyin dediğinizi söylüyorum. Ha, onun dışında? Tabii tabii. Kaşı tabii. Kaş gözü göz gayet mü? Gayet yakışıklı elbette. Valla? Tabii ki. Seksi buluyor musun kocanı? Ben cevabı aldım abi. Tamam. Buluyor musun? Çekici buluyor musun? Çekici tabii canım. Çekici tabii. Seksi bulmuyor. O başka tabii. Çok tatlısın. Esmi. <Bey. gülüyor> Geçti gitti ya. Bitti gitti be. En beğendiğin fiziki özelliği bu güzel adamın. Elleri çok güzeldir. Valla. Tabii. Yap bakayım şöyle Sedat abi. Çok güzeldir, düzgündür, büyüktür. Normal el. Yok, gayet düzgün. Valla. Tabii. Böyle yapıyor. Tüm Türkiye, herkes bir baksın şöyle de el görsün. Ben Sezai, bambaşkayımdır. Ben bakmam, görürüm, buyurun. Peki ellerini el demeden bir şeye benzet bakayım.
Neye benziyor elleri? Ben demeden sütuna benzetirim. Sütun! Yani. Bacaklara duyduk da. Çok düzgündür yani. Değil mi? Sütun gibi elleri var. Var var. Valla? Var evet. Tamam. Fışt yaptın. Bir huyunu değiştir. Huyunu mu? He. Bir sürü var. Say bakalım. Say rahat ol say. İşte mesela. Çünkü bu saatten sonra ben size ne sorarsam sorayım ayıramam yani. İşte çok rahat mesela ol. Tabii ki tabii ki. İnkar ediyor yani şey ya inkar ediyor. Yalancı konuştuk. Mı? Yalancı değil. Öyle olmadı diyor mesela. Tamam. Başka? Başka bir tane daha vardı bak şimdi hatırlayamadım ya. Ev işlerinde nasıl? Ben yaparım. Hepsini? Tabii. Hiç elini sürmemiş midir? Sürmemiştir. Yani sürse de ya dağınık yapmıştır. Beğenmemişimdir, yaptırmamışımdır. Ha anladım. Tabii tabii. Ben biraz düzenliyim. Sen değiştir Sezai abi. Bir huyunu değiştir bakayım. Ben huyunu neresini değiştireyim? Aniden parlıyor mesela. Hala parlıyor mu ya? Parlıyor. Bağırıp çağırıyor. Hala parlıyor muyum? Yani en büyük özelliği... Sezai abi zor durumda şu an. Sezai abi hala parlıyor. En büyük, en şeyi o. Hala parlıyor mu gerçekten? Arada sırada. Valla? Arada sırada. Ne oldu en son da parladı? En son... Mutfakta temizlik yaparken yanımdan evet, dolaşma. Evet, evet, evet. Gel bak tam temizlik yapacağım. Sen varlığına mı bağırdın adamın? Bak tam temizlik... İnanılmaz bir şey ya temizlik yap... Sikir git lan buradan! Hayır, hayır. Beni hanımlar anlayacaktır. Tam temizlik yapacağım orada koyulmuşum işe. Evet. Gelip orada bir meyveyi alıp gelip tezgahın üzerine meyve yemeye çalışıyor. Diyorum ki tamam... Sezai Emin'in de sefa pezevekli. Zevki o. Armudumu yerim. Diyorum ki bak tabağı al içeride ye. Ama zevki o. Orada yemek. Orada yemek. Değil mi yani? Hangi meyve o? Dolaşma diyor. Hangi meyveydi yedi? Fark etmez her şeyi yiyor. Elma, karpuz fark etmez. Maşallah mutfakta yemeği seviyorsun. Seviyor tezgahta ben iş yaparım. Tezgahta. Evet. Dağınık bırakıyor mu yedikten sonra tabii peki? Canım. Topluyor mu arkasını? Toplamıyor. Hiç. Temizlik oluyor yanında zaten. Onu da temizle. Yani oldu olacak bunu da temizle yani. Ne var Sezai? Tabii tabii. Güzel tutturmuşsunuz. Bir de hiç mutfak bilmez yani. Nerede ne var bilmez. Öyle mi? Tabii. Bak sana... Her şeye sorar. Bardak sana... nerede? Ama haftalık nerede? Bardak nerede tabii mi? Tabii canım. Haftalık kaç yıldır aynı yaşıyor? Evdesiniz? Evde mi? Aynı evdeyiz. 32 yıldır. Abi ben biraz çok değiştiriyorum yerlerini. Adam haklı ya Allah cezası. Bardak al bardak. Hayatım. Bardak nerede bilmez, tabak nerede bilmez dedikten sonra ben değiştiriyorum denir mi hayatım? Değiştiriyorum ama ben olsam bakarım mesela. Nerede şurada mı o hemen sorar. Değiştirmesine acık açık açık oluyor. Haftalık değiştiriyor. Haftalık. Haftalık değiştiriyor. O maşallah. Bir yılda 52 hafta var. 32 haftada aşağı yukarı 1600 hafta var. Sen 1600 kere değiştirdin mi hayatım? Değiştiriyorum yani değiştiriyorum evet. Sen de arıyorsun haliyle. Bize şey bardak arıyoruz veyahut da tabak arıyoruz yani. Çok sürpriz bir yere koyuyor mesela. Banyoya koymuş mesela. Değil mi? Anladın yok yine mutfağın içerisinde. Küvete koymuş 3 tane bardak alırsın oradan diye. Ben biraz Sezai abi haklı gibi bu konuda Cennet Hanım. Sezai abi haklı diyenlere o desin. Cennet abla gözünü iki kişi kestirdi boğacak. O gülüş o. Öndeki kadına bak ya. Şöyle bir şey yaşasak Cennetçiğim. Evet. Bir akşam uyudunuz. Bir tane arkadaşını da tanıştırdın. Evet. Şükran. Evet. Şükran Hanım. Öyle bir arkadaş yok değil mi? Yok yok. Tamam. Canım Sezai abim rüyasında Şükran Hanım'ı sayıklıyor. Evet. Sabaha karşı beş uyuyorsunuz. Şükran, Şükran, Şükran diyor. Tamam. Hemen uyandırırım. Hah. Uyandırır mısın sabah mı bırakırsın? Yok. Hemen uyandırırım. Uyandırdın. Ne dersin? Şükran kim? Sen tanıştırdın ya o işte. Ama bir kere görmüş. Yani ne oluyor? Bir sorarım yani. Bir orada nabzını yoklarım. Tamam. Yani nasıl gördü, şöyle mi böyle bir anlamaya çalışırım. Anladım senin yuvarlama hareketinde. Ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim. Tamam. Şöyle uyuyor Sezai abimiz. Ha. Yapmayayım dedim ama sen istedin. Şükran ah uh. Zaten Sezai abinin enerjisini düşünürsek uh'tan sonra kendi de kalkar yani. Ah uh, vallahi uykum aldım ha. Çay içelim. Şimdi uyandırdın. Sordun. Dedi ki hatırlamıyorum. Rüyamızı hatırlamayız ya. Evet. Hatırlatırım. Hatırlat. Tamam. Hadi gelin azıcık rol play yapın. Böyle oynayın. Dedin derim. Oraya doğru desene. Evet. Ha. Şimdi sen söylesin. Sezai abi zaten. Ben de hatırlamıyorum. Sezai abi. Ben de hatırlamıyorum. Senin için zor olmaz. Gözlerini kapatıp ah uh desene.
Çok da bir şey istemiyoruz. Enerjine de uygun. Yani ben de hatırlamıyorum. Güzel. Hatırlamıyor. Bak baştan hatırlamıyorum dedi. Ama zaten hatırlamayız rüyalarımızı. Fark ettiniz değil mi bunu? Evet. Fark ettik. Baştan hatırlamıyorum dedi. Ama Canikom zaten rüyalarımızın çoğunu hatırlamayız. Evet. Efendim? Dedi ya. Rüya mı görüyorsun diye tekrar yatırırım. Yattın. Rüya mı gerçek diye tekrar uyurmuş. Ha. Ha. Sezai abi bu ihtimal hoşuna gitti mi acık senin? Bir mutlusun. İlk defa seni bu kadar gülerken görüyorum. Anca rüyanda görürsün gibi de bir ilişkiniz var galiba. Ya rüyayı yarıda bıraktın diye kızarım. Kızarsın. Sezai abinin şeye bak. Allah Allah. Esin biraz daha sor ya böyle sorular. Öbür kaçakçı falan güzel değildi. Bu daha güzel soru. Uyandırdın, hesap sordun ve gerçekten hatırlamıyor. Evet. Ne yaşarız? Artık hatırlamıyorsun. Ne yapayım yani? Öldürecek değil mi? Uykuya yani? Döndü. Dedi ki Şükran Hanım yarıda kalmıştık dedi. Rüyasında. Bir daha uyandırırım ya. Sonsuza kadar. Bu böyle. Tabii tabii uyandırırım. Bilinçaltımızdan sorumlu muyuz? Hayır diyenlere o desin. Duydunuz mu sesleri? Bu erkeklerin rüyası. Mesut Bey şu yolu açıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. En azından rüyamızda görelim be. Kimse karışmasın be. Aynısının tersini sormuyorum çünkü bunu bir daha söyleyeyim bunu. Burayı da yayınlayalım. Erkeğin kıskançlığını konuşmak gerçekten böyle bir ülkede evet. Dandik bir şey. Kadının kıskançlığı medeniyet barındırdığı için anca mizahı yedirebiliyoruz. Evet doğru. Sezai abisi. Evet. Bunu dedikten sonra şey desem ya. Sezai abi sen ne varsın ayrı bir durumda? Şunu söyleyeyim. Allah muhafaza ayrıldınız. Evet. Ki ben söylüyorum. Bu kadar güçlü ilişkileri hep beraber bir araya gelsek ayıramayız biz. Tamam Allah muhafaza ayrıldınız. Ne kadar zamanda cennetçiğim bu güzel enerjine gelirsin? Hmm. Sence? Ne kadar sürer toparlaman? Yani 6 ay, 1 sene sürer. 6 ay mı? Tabii. 32 yıllık bir evlilikte. Tabii. 6 ayda toparlıyor mu? Herhalde toparlarım diye düşünüyorum. Güzel. Sen Sezai abi? Ben toparlayamam. Gerçekten. Gerçekten. Hiç toparlayamam. Dur be sen de. Müge Anlı'ya gelmiş. Aa. Mesut Bey sormayın böyle şey. Üzülüyoruz ya. Adamı üzdün ya. Göt seni. Üzdün adamı. Sorma böyle şeyler. Hiç mi ya Seda? Evet hiç toparlayamam. İki sene sonra falan. Hayır. Beş? Hayır. Yapma ya. Başkası da girmez hayatına. Hayır. Girmez. Sen dedin ki ben hanımla var oldum. Evet. Onunla da biterim diyorsun. Aynı yastıkta ölene kadar bizde. O zaman hanım 6 ayda toparlıyor sen ölene kadar. 6 ay içerisinde tık diye öl bence. Sezai abiye inananlara o desin. Bak geçmiş. Cennet Hanım'ın 6 ayına inananlara o desin. Böyle şey görmedim ben. 32 yıl. Öbürü diyor ki ölene kadar. Öbürü diyor ki 6 ay. Mesut Bey Mayıs gibi bakınırım ha. Celal Hanım hayatınızda başka biri girer mi sizce? Toparladıktan sonra. Yani tabii bu şimdi farazi konuşuyoruz ya. Herhalde farazi. Yani bilemem tabii ki. Yani şimdi farazi konuşuyoruz. Sen hayat dolusun hayatım. Ben sana evet, söyleyeyim. Öyleyim. Hayatı çok seviyorsun. Çok seviyorum. Bence de böyle olmalıyız. Çok seviyorum. Tabii ki. Aynen öyle olmalıyız. Olur da biterse hayatımıza devam etmeliyiz. Sen de devam et Sezai abi. Sen çok yakışıklı bir adamsın. Tabii ki. Biz devam etmeyiz. Biz çok yakışıklıyız. Biz ölene kadar severiz. Sen inşallah bir 10 dakika sonra bıçaklamasın. Öyle bir halim var. Bu söylemler ne kadar tatlı. Sen dedin ki artık ben bir hayat yaşıyorum. O hayatı da cennetçiğimle yaşayacağım diyorsun. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki hanımefendinin 6 ay sonra toparlamasına bir yorumun var mı? Sezai abiciğim. O kendi düşüncesi. Ama dilinde mi sence? Dilinde. O da toparlayamaz. Dilinde. Değil mi? Evet. Nereye toparlıyor 6 ayda? Evet. Kolay değil bu kadar. Kolay değil Sezai abi. Yani. Atıyor tutuyor değil mi Sezai abi? Sen ne yiyorsun? Ne içiyorsun bu enerji Allah'ın? Ne kadar tatlısın ya. Vallahi börekle mi besleniyorsun her gün? Ne yapıyorsun? Peki kim bu ayrılığa bir tık daha yakın? Yani %50-50 desek kim 51 diye soruyorum. Bu ilişki bitmez de. Evet. Kim 51 sizce? Ben 51 Yani ben
kibarlığına değil, bence sen 99'sun ya. Yani. Ben 99. Sen misin Elin? Sen daha fevrilisin, ondan mı? Tabii tabii, tabii ondan. Sezen Yalçın. Yani hemen tepki veriyorum, ondan dolayı. Yani basıp gitmeye bir tık daha yakın sensin. Evet, evet. Sezen ya abimiz, bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi sence? Ya tabii bulabilirdi yani, bulabilirdi. Nereden anlıyoruz bunu? Benden... Ya bulabilirdi ya, yani kimse vazgeçilmez değil yani bu hayatta. Sen bulabilirdi. Boşanmaya karar verdin, beni mi kullanıyorsun? Ya şu programı bir çekeyim, haftasına boşanır bu adamı mı dedin sen? Ama öyledir yani. Aha. Hani kimse vazgeçilmez değil. Herkesten yani. Daha iyisi vardır. Yani elbette herkesin farklı güzel özellikleri vardır. Yani doğru. Ben özel değilim, herkes özeldir yani. Ona göre yaratıl, donanım öyle. Güzel. Hani bence. Sezai abi, sence Cennet Hanım senden daha iyisini bulabilir miydi? Benden daha iyisini bulabilirdi ama şu anda ben onun hayatında gerekli olan her şeyi önüne seriyorum. Yani çevirelim Türkçeden Türkçe'ye, bok bulurdu diyorsun yani. Yani. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi, doğru söylüyorsun. Hocam, Sezai abi senin cevabını merak ediyorum. Şimdi Cennet Hanım böyle coşkun ya. Bir gün geldi, Sezai benim sana bir şey söylemem lazım dedi. Aşağıda dedi. Ama soru da şimdi gündem çok sert ya. Garip olur. Yine de soracağım. Bir cinayet işlemiş. Sana geldi. Sezai'cim birlikte saklar mıyız dedi. Saklarız. Hayat arkadaşı saklarız. Gerçekten. Hayat arkadaşı ise saklar. Hayat arkadaşı saklarız. Polise gitmezsin asla. Hayır. Suç ortağı olursun. Oluruz. Vallahi. Oluruz. Vay be. Sen Caniko? Ben de saklarım. Sezai abi geldi. Tabii. Sen zaten böyle bir işe karışasın var gibi de bir enerji var senin. Ben zaten inşallah ya. Enerjisi yok. Keşke yapsa gelse bir gün. Ya birbirimizi destekleriz. Yani. O anlamda evet. Saklarsınız yani. Tabii canım. Tam tabii. Olarak birlikte tabii, bu işin tabii. İçindesiniz. Tabii tabii. Hareket ederiz. Birbirimizin arkasındayız. Tabii tabii her zaman. Böyle konularda da. Tabii evet, tabii. Evet. Her konuda arkasındayız. Güzel. Birbirinize hediye alır mısınız? Alırız. Ben nadiren alırım. Ben Sezai nadiren alırım. Sezai'ye bak alırız. 2000'de parfüm aldım hala sıkar. Ben nadiren alırım ama o... Alır. Kartını verir hemen. Bir şey alınacak mesela doğum günüm veya herhangi bir şey. Hemen kartını verir. İstediğini al der. Cennet Hanım sence hediye almak bu mu yani? Kartını verir. Şöyle. Sence biçim olarak daha... Şöyle şimdi yani. Şık bir hareket. Son bilezik aldım. Evet evet. İki tane son bilezik aldım. Valla kendin evet. Gittin aldın. Beraber. Beni götürüyor kendisi. Yani. Güzel. Kendi sevdiği gibi. Ha çünkü başka bir şey alsa şimdi zevklerimiz ayrı. Beğenirim beğenmem. O yüzden ben derim ki ben kendim alayım. Anladım. Bana verir kartı ben kendim alayım. Beraber kuyumcuya gittiniz. Evet. Bilezik aldın iki doğru. Tane. Doğru. Parasını ben öderim. Tamam. Tamam tamam Sezai. Hediye öyle bir şey zaten. Yani. Yarısını alaydım bari. Bir bilezik sen alırsın, bir bilezik ben alırım. O kadar çalışıyorum. Anladım. Evet. Sen alır mısın hiç hediye? Alırım yani ama arada doğum günlerinde. En son ne aldın mesela? Düşündüğünde en ne aldın? En son çamaşır baksır. Hiç beklemiyordum ya. On binlerce hediye var ya. Ama dört en son tane. Ne aldın dedin ya. Denizli pazarından gittim dört tane. Pötü Koreli Boxer aldım. Ama güzel Boxer bir Boxer vardı markalı şeydi. Ha, böyle kalite Boxer. Kaliteli evet. Boxer da kalite. O yüzden onu aldım. Sezai abi burayı yayınlamayız. O Boxer'ım var şu an üzerinde. Saçma. O mu var? O Boxer var. O varmış. O varmış, bu da oldu, o varmış. Of. Senin kıskançlığın hala var mı Caniko? Yok. Yok mu gerçekten? Yok. Ha tamam. Sezai'ye bir şöyle gördün. İki tane böyle yakın yaşta hanımefendiye bir şeyler anlatıyor ve güldürüyor onları. Kah 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 gülüyorlar. Yok artık birbirimizi tanıyoruz yani. Ha, bir yerde denk geldi hiç takılmazsın. Birbirimize öyle takıntılarımız yok artık. Harika. Yok, yok. Onları atlattın tabii, bitti tabii, gitti. Tabii. İş için. Evet. Gidiyor dedin ya bir yerlere. Evet evet. Çok da hakim olmadığın birkaç hanımefendi var. Hı. İş için bir yere gitseler, tatile gitseler tamam mısın? Tabii tabii. Tabii. Hiç aramasın, darlamasın. Yok ben yani şöyle. Şimdi çalışırken ben de iş yapıyorum. Evet. Ve insanların bu şekilde darlanmasını, rahatsız edilmesinden hoş bulmuyorum yani. Bu olgun yaşımda. Aha. O yüzden o müsait olduğu zaman bana geri döner. Harika. Ben ona darlamam. Sen de öyle misin? Aynısıdır. Tabii tabii. Biz de aynısıdır.
Mesut Bey ben uyudum da soruyu duyamadım. Ne oldu? Aynı sınır desem orayı koysanız böyle olur mu? Aynen desem. Güven meselesi 32 senedir ya. Güven meselesi. Bu. Tabii ki güven meselesi. Yani. Elbette. Yapacak olan her türlü yapar. Yani. 32 sene. Burada 32 yaşın altında insanlar var. Yani. Var mı? Güzel kolay. 32 yaşın altında. Tabii tabii vardır. Bak siz daha doğmadan başlamışlar. Puanlayalım. Çağdaşlık. Ne oldu? 10 diyenlere o desin. 10 üzerinden 10 aldınız. Süper. Sadakat. Sadakata toplanıp 3 versek. 32 sene gitmiş. 3 abi. Vallahi 3. 10 diyenlere o desin. İyi ki geldiler diyenlere o desin. Hanımlar beyler, bugünkü sponsorumuz Chamberlain. Yıllardır olduğu gibi. Chamberlain'de yılın en düşük fiyatlarıyla yılın en beklenen kampanyası Black Friday. Kara Cuma. Bir aylık plan fiyatına göre 12 aylık planlarda %60 daha iyi fiyat. Chamberlain'e abone olun, İngilizceniz ilerlesin. Dendaram. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Orijinal bir bölümle ilişki testi bugün de sona eriyor. İyi ki oradasınız, iyi ki buradasınız. Bay bay! Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Onları alkışlayalım.